Ekranların en marjinal sunucusu mikrofon delisinin hazırlayıp sunduğu İstanbul Sokakları programı devam ediyor. Beklenen ay geldi. Evet, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının bugün ilk günündeyiz. İlk oruçlar tutuldu ve birazdan okunacak olan ezanla birlikte evet ilk oruçlarımızı açacağız Allah kabul ederse. Bu arada ekranları başında bizleri izleyenlerin varsa Allah tutmuş oldu oruçları ve okumuş oldu duaları kabul eylesin diyoruz. Evet, İstanbul Kazan, ben Kepçe gidiyorum gündüz gece. Mikrofon dilisi İstanbul Sokakları Ramazan özel programımızda sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi Bahçeli Evler'de Ramazan coşkusu. Evet, Medya TV olarak, Medya FM ailesi olarak Bahçeli Evler'de bir ay boyunca sizlerle birlikte olacağız. Standımızda sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyiciler. Sizler sakın bir yere ayrılmayın. Hadi bakalım şöyle iftar öncesi bir dolaşalım çadırımıza, neler varmış onları bir görelim. Ondan sonra bizler buradayız. Evet sevgili Medya TV izleyicileri, görmüş olduğunuz gibi Ramazan'a artık dakikalar kaldı. İnsanlar Bahçeli Evler Belediyesi'nin kurulmuş olduğu Ramazan çadırının önünde sıraya girmiş durumda. Hem sırasının kendisine gelmesini hem de kapıların açılmasını bekliyor. Hem de bir an önce de iftarını açmak için sıraya girmiş durumda. Hemen şöyle bir mikrofon oturtalım bakalım. Sevgili arkadaşlarımızdan gel bakalım, sevgili kameraman arkadaşım gel. Evet sevgili izleyiciler, turumuza devam etmekteyiz. Hemen şöyle bir ailemizi görmüş bulunmaktayız. Evet, ailelerimiz burada. Merhabalar. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyiz? Bülent. Bülent Bey, bizler Medya TV'den geliyoruz da göstermiş olduğu... Aman aman dikkat. Halkımızın göstermiş olduğu büyük bir yoğunluk var. Bahçelerin böyle uygulaması nasıl buluyorsun acaba? Güzel bir şey. Ailenize geldiniz. Evet, ailemle geldim. Kimler var bakalım? Benim eşim, kızım. Kızınız bir alsın o prensesi bir kucağa. Gel. Bak. Prenses. Merhaba, adın ne? Zeren Erva. Ama o söylesin. Tamam, utandı. Peki ne güzel, aile olarak geliyorsunuz ve buradan da şu anda bizleri izleyenlere öneriyor musunuz aile olarak, ailece buraya geldi? Evet, evet, güzel, sakin, sessiz, yemeğimizi yiyor, çıkıp gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ramazan'la ilgili o zaman düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ramazan berekettir. Müslümanların bir araya geldiği, beraber bir şeyler paylaştı, bir şeyler yedi. Yani mübarek bir aydır.
11 ayın sultanı diyorlar ya. Teşekkür ederim sizlere. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Sağ ol, teşekkürler. Evet sevgili Medya TV izleyicileri, birazdan iftarımızı açacağız. Halkımızın yoğun bir ilgisi var ve yanımızda da çok değerli birisi. Bahçelievin çok çalışkan isimlerinden bir tanesi. Evet, Bahçeliev Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Yakup Dalkılıç Başkanımız burada. Sayın Başkanım, öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederim sizin aracılığınızla. Önce Bahçelievlere, İstanbul'a ve tüm Türkiye ve İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Bahçeliev halkı çadıra gerçekten çok büyük önem gösterdi, destekler gösterdi. Ortalama kaç kişilik günde çadırda yemek veriyoruz ve dışarıya ortalama karşı ne kadar yemek çıkıyor? Bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyim başkanım? Evet, şimdi Bahçeliev Belediyesi olarak Sayın Belediye Başkanımız Osman Develioğlu'nun talimatıyla bu sene 3 noktada iftar veriyoruz. Ana çadırımız ve etkinlik çadırımız burası. Hemen Soğanlı'da yine büyük bir çadırımız var. Artı Ulu Cami'nin yanında belediyemize ait yemekhane ve kitap fuarımız bulunmakta. Bunun dışında da sıcak yemek olarak da Bahçeliev'de yaşayan ihtiyaç sahipli vatandaşlarımıza 5000 sıcak yemek veriliyor. Bizim ana çadırımızda çadırımızın kapasitesi 1200 kişilik. Fakat 500 kişi de özellikle engelli olup buraya yemek yemeye gelemeyen vatandaşlarımıza, diğer kamu kurum ve kuruluşlarda nöbetçi bulunan personellere de yaklaşık 500 civarında da bir yemeğimiz. Burada 1700 toplam iftarlık dağıtmış oluyoruz. Evet, zaten yavaş yavaş halkımızı içeri almaya başladık. Peki Sayın Başkanım, Bahçeliev Belediye Başkanımız Osman Develioğlu'nun öncülüğünde bu organizasyonlar devam edecek. Peki etkinliklerden kısa bir bilgi verir misin? Sadece burada yemek mi yenecek? Bu etkinlikler sahnede evet. Neler olacak Sayın Başkanım? Bu etkinlik çadırımız, şu an içerisinde bulunduğumuz etkinlik çadırımız. İftardan sonra her akşam, özellikle de cuma, cumartesi, pazar daha yoğun olmak üzere her akşam burada etkinliğimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın sevdiği sanatçılar burada yer alacak. Konuşmacılar gelecek. Amacımız burada vatandaşımızı hem iftarını yaptıktan sonra da burada güzel vakit geçirmek, onları eğlendirmek. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Son olarak ne söylemek istersin Medya TV mikrofonlarına? Evet, ben Medya TV burada stand açtı. Ben Medya TV yöneticilerine, değerli kardeşim mikrofon delisine sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de aramızda görmek bize büyük mutluluk ve güç verdi. Onu söylemek istedim. Bilmukabele Sayın Başkanım, her zaman yanınızda olmaya, şahsım adına ve kurum adına yanınızda olmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, iyi Ramazanlar diliyorum. Evet, Bahçeliev Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Yakup Dalkılıç Başkanımızla birlikteydik. Gerçekten de kendisi halk tarafından çok seviliyor. Allah nazardan saklasın diyoruz. Bizler birazdan burada olacağız. Sakın ayrılmayın. İstanbul Kazan, ben Kepçe'ye gidiyorum gündüz gece. Evet sevgili Medya TV izleyicileri ve şu anda Ramazan çadır alanını dolaşmaya devam ediyoruz. Ufak bir çık bakayım oradan. Araba da geçiyor görmüş olduğunuz gibi. Evet izleyiciler, hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi. Evet, Rüzeliler standındayız. Bahçeliev Rüzeliler Derneği'nin standındayız. Biliyorsunuz kendim de aynı zamanda Bahçeliev Rüzeliler Derneği'nin de basın danışmanlığını yapıyorum. Dernek başkanımız orada ve çok sürpriz misafirlerimiz var. Hemen şöyle bakmak istiyorum ve hemen hiç yabancı simalarla karşılaşmıyorum. Evet, Bahçeliev Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Yakup Dalkılıç Başkanım ve AK Parti Bahçeliev Kadın Kolları Başkanımızla birlikteyiz ve ekibiyle beraber hemen şöyle mikrofonlarımızı ulaştıralım. Öncelikle az önce söylemiş olduğumuz gibi gerçekten halk tarafından çok sevinen Sayın Başkanımız Yakup Başkanımız var. Ama tabii bizler erkekler her zaman centilmen olduğumuz için Kadın Kolları Başkanımıza büyük bir ihtimal mikrofonu vereceğiz. Çünkü başkanım o kadar centilmen. Sayın Başkanım, hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, ben de herkesin Ramazanını mübarekliyorum. Çok öyle. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, ekip olarak dolaşmaya devam ediyorsunuz. Bahçeliev çalışmaya devam ediyor. Peki bu Ramazan ayında yapacağınız ya da yapmış olduğunuz etkinliklerden biraz bize bilgi verir misiniz? Tabii biz AK Parti olarak halkın içinde olmak için buradayız. Aynı zamanda ev ziyaretlerimiz var, gönül sofralarımız var, sokak iftarlarına katılım sağlıyoruz. Halkın içinde, halkla birlikte Ramazan'ı kutluyoruz. Gerçekten de özellikle her standa uğramaya çalıştığınız dikkatimi çekiyor. Var olmaya devam. Peki bundan böyleki projeler nedir Sayın Başkanım? Bizim yapacağımız. Evet, sizin yapacağınız. Bizim yine halkın içinde halka hizmet adına her şeyi yapacağız. Kadınlara yönelik tabii, biz kadın kolları olarak önceliğimiz kadınlara yönelik çalışmalar yapmak. Eğitimle ilgili olabilir, seminerler olabilir, eğlence programlarımız olabilir.
geleceğimizle ilgili olabilir, çocuklarımızla ilgili olabilir. Halk için her şeyi yapacağız inşallah. Projeler yolda diyorsunuz. Evet inşallah. O zaman sürprizler yolda değil mi Sayın Başkanım? Aynen öyle. Aynen peki öyle. Bize ilk söyleyebileceğiniz Medya TV aracılığıyla bir sürpriziniz var mı, etkinliğimiz var mı? Yakın zamanda yöresel yemek yarışması planımız var. Vay. Şimdiden söyleyelim size. Bir tane deneme yaptık. Ekmek israfı ile ilgili israf etme, ikram et konulu bir yemek yarışmamız oldu. Güzel de geçti. Bayağı da rağbet gördü. Şimdi ikincisini de yöresel yemek yarışması olarak düşünüyoruz inşallah. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hemen yan tarafa uzatacağım. Bu arada belediyemizin, meclis üyemizi sevgili Davut Bey aramıza katıldılar. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım, Ramazan öncesi, iftar öncesinde görüşmüş olduğumuz gibi sizler halkın en yakın isimlerisiniz. Çok çalışkan ve Allah dediğimiz gibi her zaman nazardan saklasın diyorum. Rizeliler standında siz çayın başkentindesiniz. Neler söyleyeceksiniz Sayın Başkanım? Evet, ben çayı seven bütün dostları Rize standında bekliyorum. Gerçekten 10 numara bir çay içtik. Tabii ben bugün nöbetçiyim. Tüm illerimizin burada standları var. Sırasıyla dolaşıp onlardan hasbihal ediyoruz. Bahçeli evlerleri sizin aracılığınızla Ramazan etkinliklerimizin yaptığımız bu alana davet ediyoruz. Bugün ikinci gün. Vatandaşımız henüz duymadı. İnşallah hafta sonuna doğru burası çok daha kalabalık ve çok daha güzel olacak inşallah. Peki Sayın Başkanım, hani çayın başkenti Rize dedik. Çay deyince aklıma kıtlama şekeri gelir. Siz de bir Erzurumlu olarak. Çayı şekerle buluşturduk ve ortaya çok güzel bir netice çıkar değil mi Sayın Başkanım? Sizin o hani ben Erzurum'un kıtlamayla içildiğini bildiğim için söylüyorum. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet, bizim Erzurum'da çayı kıtlama şekerle içerler. Fakat ben şekersiz içiyorum. Pestille de içen var. Üzümle de çayı içenler var. Ya tabii bu tercih meselesi. O zaman size afiyet olsun Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben inanıyorum ki birazdan farklı bir dernekle başkanımla karşılaşacağız. Bu enerji olduktan sonra. Mutlaka. Teşekkür ederim. Hemen şöyle yan tarafa uzanmak istiyorum. Yani genç, başarılı, aslında söylememe gerek yok. Zaten resim her şey ortada. Sevgili Davut Yazıcı ile beraberiz. Davut Bey, Ramazan ayı geldi. Dışarıdasınız ve Rize standındasınız. Neler söylemek istiyorsunuz? Ramazan ayı geldi, hoş geldi, sefa geldi. Öncelikle tabii çayın başkenti Rizeliler. Biraz önce dernek başkanımız da herkes önce Rizeli olacak dedi. Sonra kendi memleketleri olacak dedi. Bir yönden tabi liderimizin Rizeli olmasından dolayı başbakanımızın öyle bir şeyde bulundu, hasbihalde bulundu. Biz de tabi bütün dernekleri, bütün bahçeli evlerleri Ramazan çadırımıza bekliyoruz. Bütün duyarlı, herkes gelir. Başkanımızın dediği gibi daha bu birinci, ikinci gün olduğu için biraz zayıf geçiyor ama yarın öbür gün buralar tıklım tıklım olacaktır. Ben Rizelilere teşekkür ediyorum. Afiyet olsun o zaman. Peki bundan yakın zamanda bir etkinlikler var mı? Belediyenin başka etkinlikleri, hani meclis üyemizden öğrenelim dedik. Şimdi bizim bahçelilerin her gün her mahallede sokak iftarlarımız var. Bugün şimdi de biraz önce Çoban Çeşme'de Molla Gürani Parkı'nda baş müzakereci bizim Avrupa Birliği Bakanımız Yemen Bağış'ın katılımıyla bir sokak iftarı gerçekleştirdik. Gerçekten kalabalıktı, güzeldi. Bu bir ay boyunca, 30 gün boyunca bütün mahallelerimizde sokak iftarlarımız var. Ayrıca Ramazan çadırlarımız Soğanlı'da, Hasan Doğan'da, ayrıca Şirin Evler'de kitap fuarımız. Bu tüm 30 gün boyunca etkinliklerimiz. Yemekhanesinde de yine iftarımız da var orada aynı yerde. Belediyemizin yemekhanesinde ve özellikle her gün bir yıl boyunca belediye başkanımız 2004 yılında geldiği zaman bahçeli evlerde kimse aç kalmayacak demişti. Bu sloganla geldi. Hakikaten 2004'ten sonra bahçeli evlerde hiç kimse aç kalmamıştır. Yani açlık hissetmemiştir. Ben her zaman diyorum halkın belediye başkanı, halkın kahramanı, bahçeli evlerin mimarıdır. Evet, doğru. Başkanımıza da buradan selamlar olsun. Mikrofon Deniz kardeşim, bir de duyurusunu yapayım. Biz yarın Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit İbrahim Koparır Parkı'nda da sokak iftarımız var. Yine tüm vatandaşlarımızı oraya davet ediyoruz. Evet, yarın sokak iftarında neredeyiz? Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit İbrahim Koparır Parkı'ndayız. Hemen aklıma geliyor. Beni Türk hekimlerine emanet edin. Gerçekten de bu sözün ne kadar da altı doldurmuş bir şekilde. Evet, hemen yanımızda, sol tarafımızda
yeni kurulacak olan ve daha önce yapmış olduğu ve birçok hastaya hayat veren çok değerli hocamız Sayın Adnan Develoğlu aramızda. Hocam öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sizleri burada görmekten, halkın arasında ve her zaman iç içe görmekten bir kez daha onur duyduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Ramazan'la ilgili neler yapıyorsunuz, düşünceleriniz nelerdir, çalışmalarınız nelerdir? Biraz onlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Sizi her zaman göremiyoruz hocam sizi. Estağfurullah. Biz aslında sürekli buradayız. Bu Ramazan çadırı kurulduğundan itibaren Ramazan'ın iftar sonrasında mütemadiyen buradaki standları ziyaret ediyoruz. Sevgili arkadaşlarımızla, dostlarımızla bir arada olmak için bir vesile oluşturuyor. Ramazan tabii ki hepimiz için bir yıl boyunca beklediği bir olay. O nedenle iftarlarıyla, sahurlarıyla, dostlarımızla, arkadaşlarımızla olayı olduğunca tadında yaşamaya çalışıyoruz. Peki Sayın Hocam, bahçeler dünyanın şu anda gözde illerinden, ilçelerinden bir tanesi. İstanbul olarak söylemiyorum. Çünkü son zamanlarda yapmış olduğu dünya rekorlarıyla, yapmış olduğu etkinliklerle adından sık sık duyuruldu. Sağlık konusunda da yeni bir projeyi imzalatıyor ve 7 yıldızlı bir devlet hastanesi. İnşallah sizin de başında bulunduğunuz bir hastane olacak. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz, sürpriz vermek istersiniz medya TV aracılığıyla? Bahçelievler Devlet Hastanesi gerçekten kendi yapısı içerisinde konsept bir mimariye sahip. Yaklaşık 350 yatak kapasiteli pek çok birimi kendi içerisinde barındıracak ve bölge halkına ciddi anlamda sağlık ihtiyacını karşılayacak bir tesis tamamlandığında hizmete sunulmuş olacak. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ramazan'la ilgili son sözlerinizi de alayım hocam. Herkese hayırlı bir Ramazan diliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, görmüş olduğunuz gibi Türk hekimi gerçekten de Sayın Adnan Develoğlu'nu hemen sol tarafımda AK Parti Bahçelievler Gençlik Kolları Başkanı Sayın Ömer Karahan yanımızda. Sayın Başkanım, hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar, hoş bulduk. Sizleri burada gördük. Hemen görür görmez sağ olun yolunuzdan döndünüz, bizim yanımıza geldiniz. Evet. Ramazan'la ilgili düşüncelerinizi ve gençlik kolları olarak neler yapıyorsunuz başkanım? Evet, Ramazan olarak öncelikle Ramazan'ın anlamıyla ilgili biraz konuşalım. Ramazan bizim kültürümüze aslında baktığımız zaman paylaşmaktır. Hem sofralarımızı paylaşmaktır, yediğimizi paylaşmaktır. Aslında Ramazan'a bahçelerde yaşamak çok daha farklı bir ayrıcalıktır. Sağ olsun belediye başkanımız Sayın Osman Develoğlu 10. yılında böyle şu anda içinde bulunduğumuz komplekse yöresel derneklerin hepsini bir arada getirerek böyle güzel bir etkinlik alanı oluşuyor. İnsanlar önce ilk başta burada yemeklerini yiyorlar, iftarlarını açıyorlar. Ondan sonra da derneklerin standlarında, mutlaka gezmişsinizdir siz de, standlarda yörelerinin tanıtımlarını, kaynaşmaları gerçekleşiyor. Ve 2 yıldır da yine belediyemizde gerçekleşen gerçekten güzel bir hizmet. Ramazan'ın diğer bir anlamı olan okumak. Okumakla ilgili de yine Ulu Camimizin hemen yanındaki parkta güzel bir kitap fuarımız var. Bugün de yine bahçelerde ilk startı verilen sokak iftarlarının ilkinde Çoban Çeşme Mahallesi'ndeydik. Sayın Bakanımız, Avrupa Birliği Bakanımız Egemen Bağış Bey misafirimizdi. Güzel bir iftar gerçekleşti. Bununla beraber 10 iftar daha gerçekleşecek inşallah ilçemizde. Biz de gençlik kolları olarak belediyemizin yaptığı bütün programlarda olup Ramazan iftarlarımızı sokaklarda vatandaşlarımızla beraber yapıp diğer kalan günlerde de ihtiyaç sahibi olan insanların evlerine misafir olup gönül sofraları diye adlandırdığımız ihtiyaç sahibi insanların evlerine erzaklarımızla gidip iftarlarımızı orada yapacağız. Allah izin verirse onun dışında yine tüm İstanbul AK Parti İl Teşkilatı olarak da bu önümüzdeki cumartesi günü ayın 13'ünde de Çanakkale'de şehitlerimizle beraber bir iftar gerçekleştireceğiz. Bunun programlarını yapıyoruz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Peki şimdi dikkatimi çekti Sayın Ömer Başkan. Sokak içi gönül iftarları demişsiniz ama iftarlardan önce bence insanların gönlüne girdiğiniz amade. Son olarak Ramazan'la ilgili neler söylemek istersin Sayın Başkan? Şimdi Ramazan ayına baktığımız zaman aslında şöyle bir olgu var. İnsanların bol bol düşünecek vakti oluyor. Nefisleriyle iyi mücadele ettiği bir dönemdir Ramazan ayı. Aslında Ramazan ayını sadece İstanbul'da, bizim burada yaşadığımız gibi düşünmemek lazım. Tüm İslam coğrafyasını ele almak lazım. Benim aslında bu Ramazan ayında içim kan ağlıyor.
Özellikle komşularımızda Suriye'de, Mısır'da, Afganistan'da birçok İslam ülkesinde yaşanan dramlar var, yaşanan gözyaşları var. Eğer bunlar neticesinde Ramazan ayının sonunda bayrama ulaşırsak, eğer o bayram gerçekten bayramsa ben şimdiden bayramımız mübarek ola diyorum. Ama mutlaka insanları tekrar bir daha düşünmeye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, anlamlı bilgiler Sayın Başkanımdan. Ve bu derneğin, evet, Bahçeliler Rizeliler Derneği'nin Sayın Başkanımız, ev sahibimiz diyeyim ben ona. Sayın Başkanımıza hemen şöyle ben yanınıza gelmek istiyorum öncelikle. Bahçeliler Rizeliler Derneği, kısa adı RİDE, Bahrizler olan Sayın Dernek Başkanımız Mehmet Mercan Başkanımızla birlikteyim. Çayın Başkenti'nden nasıl durumlar Sayın Başkanım? Ben öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Biz Bahçeliler Rizeli olarak burası şimdi bizim buluşma noktamız. Burada sadece Rizeli olarak değil, tüm İstanbul'daki 81 vilayetteki hemşehrilerimiz, çünkü 81 vilayette bizim hemşehrimizdir. Hemşehrilerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bizim amacımız zaten işte aramızda Sivaslısı, Erzurumlusu hepsi vardır. Hepsi dostumuz, arkadaşımız. Burada Rize'ye hizmet, Rizeli'ye hizmet, tüm Türkiye'ye hizmet etmek için. Rize'mizi daha güzel tanıtabilmek için, kültürümüzü daha güzel anlatabilmek için bir çalışmamız var. Burada ben bütün hemşehrimizden, tüm Türkiye'deki herkese gelip standımızı ziyaret etmesi, bizim Rize'nin kültürünü öğrenmesi bakımından, Rize'nin doğasını, yeşilini öğrenmesi bakımından ziyaret etmesini tavsiye ederim. Yani burayı kaçırmamaları gerekiyor. Peki Sayın Başkanım, şöyle söylemek istiyorum. Bahçeliler Rizeliler Derneği Ramazan boyunca bizim de yanında bulunduğu standımızda olacaklar ve tüm hemşehrilerimizi buraya çağıralım mı, tüm bahçelileri? Nasıl cayırda bulunmak ister? Tabii ki ya, tüm bahçelilerin hemşehrilerimizi buraya davet ediyoruz zaten. Burada gelsinler, standlarımız gelsinler. Burada sadece biz değil, diğer illerin derneklerini de ziyaret etsinler. Biz Rize'yi tanıtmak istediğimiz kadar Sivaslısı, Antepçisi kendi ilini tanıtmak ister. Gelsinler, burada tüm standlara gelsinler. Bize oturup da çayımızı içsinler. Bizde çayımız zaten devamlı vardır. Birazdan horonumuz da başlayacaktır, eğlencemiz de başlayacaktır. Bu güzel bir etkinliktir. Tüm Bahçelilere hayırlı olsun diyoruz. O zaman ne diyoruz? Çayın Başkenti'nden herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Yemeğinizi yiyin, gelin çayı burada için. Afiyet olsun. Öyle mi diyoruz Sayın Başkanım? Evet. Evet sevgili Medya TV izleyicileri, standları dolaşmaya devam ediyoruz. Çok yakın bir zaman önce Bahçeliler'de ilkini gerçekleştiren, yapmış olduğu festivalle, evet, Sucuk Festivali'yle adından sıkça söz ettiren, evet, Kayseriler Derneği'nin standındayız ve hemen yanımızda da aynı zamanda Bahçeliler Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Metin Yıldız Başkanımız var ve sağ tarafında da, evet, Genç Kayseriler Dernek Başkanımız Sayın Mustafa Şan Başkanımız burada. Develi Dernek Başkanımız burada. Yani Kayseri burada. Kayseri standındayız. Hemen sol tarafımda başkanımla başlamak istiyorum. Sayın Başkanım, öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kayseriler standına yoğun bir ilgi devam etmekte. Bununla ilgili önce bir görüşlerinizi alalım. Ondan sonra bakalım başkanımız neler yapacakmış. Ben de bütün hem Bahçelievlerin hem İstanbul'un, bütün İslam aleminin mübarek Ramazan'ı kutluyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. 2004'ten göreve geldiğimizden bugüne kadar her sene Ramazan ayında Ramazan şenlikleri düzenlemekteyiz Bahçeliler Belediyesi olarak. Bu alanda da bildiğiniz gibi geçen senelerde olduğu gibi gene işte köy derneklerine standlar kurarak her bir ile bir de dernek yeri tahsis edilmiştir. Bu standta Kayseriler, Kayserili ve diğer ilçe derneklerin bir arada olduğu bir standtır. Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de inşallah bütün hemşerilerimizle beraber birlik beraberlik içinde bu Ramazan'ı geçirmeyi hedefliyoruz. Günümüz güzel geçiyor, iyi geçecek. Bu Ramazan'da da her akşam burada standta işte hemşerilerimizin kendi köyleri, ilçeleriyle alakalı sundukları ikramlar oluyor. Bu sene de bunlar devam edecek bütün derneklerimizle beraber. İnşallah diğer köy derneklerine de iyi bir Ramazan, bu etkinlikleri beraberce, birlik beraberlik içinde iyi bir şekilde geçiririz diye temenni ediyorum. Tekrar herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, peki Hemşire Derneği'nin şu andasınız, memleketinizdesiniz. Şimdi başkanlarıma sormadan önce sizden duymak istiyorum. Kayserilerin bundan sonraki etkinlikleri nerede olacak acaba geceyle alakalı? Vatandaş, şu anda bizleri izleyiciler buraya gelmek için bir çağrıda bulunalım mı Sayın Başkanım? Tabii. Bugünden itibaren her akşam bütün hemşerilerimizi bu standta bekliyoruz. Her akşam gene değişik işte Develi ilçemizin ve diğer ilçelerimizin ikramları olacaktır muhakkak. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz bir sucuk festivali yaptık. Büyük bir katılım oldu orada. 15 bin kişiye yakın bir katılımla güzel bir sucuk festivali yaptık. İnşallah burada da bir etkinlik yapacağız. Yani bütün hemşehrilerimize yönelik Ramazan ayı içinde. Hem önümüzdeki hafta işte bu pazar günü hemşerilerimizle beraber gene Ramazan çadırımızda bir program düzenleyeceğiz. Ortak bir program. Bütün hemşerilerimizi bekliyoruz pazar günü akşam. Bir akşam da gene standımızda bir festival türünde mantı mı olur artık, sucuk mu olur, ona derneklerimiz karar verecek. Gene bir akşam burada onu da yapacağız hep beraber. Ben bütün hemşerilerimizi her akşam iftar saatinden sonra standımıza bekliyorum, davet ediyorum. Ve de Kayseri'yi merak edenleri bekliyoruz. Evet, Kayseri'yi merak edenleri bekliyoruz. Gerçekten hemen şöyle sağ tarafıma yaklaşmak istiyorum. Evet, Genç Develiler Başkanımız, Genç Kayseriler Dernek Başkanımız, Mustafa Şan Başkanımız. Kendisi o kadar faal ki hangi sıfatını sayacağımı bilemedim ama ben ona gönüllerin başkanı demek istiyorum. Sayın Başkanım, öncelikle hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Yine Kayseriler büyük bir gelişim göstermiş arkamda. Detay alırsan çok sevinirim sevgili kameraman arkadaşım, rica edeyim. Bir yanımda Cumhurbaşkanımız, bir yanımdan Osman Başkanımız, Belediye Başkanımız. Kayseri'nin gururlarını taşımışsınız. Evet. Tebrik ediyorum onu da bir kez daha. Kayseri dernekleri bu Ramazan çadırında etkinlikte neler yapacaklar? Öncelikle tüm hemşehrilerim ve Türk İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz Kayseriler olarak her sene olduğu gibi yine burada da Kayseriler standını açtık. Yine geçen senelerde olduğu gibi burada her gün bir köy derneğimiz nöbetçi olacak. Bu nöbetleri esnasında da memleketimizden gelen yöresel ürünlerimizi hemşehrilerimize, iftar çadır alanındaki bütün misafirlerimize ikram edeceğiz. Bugün ilk olarak Epçeköy Derneğimiz burada nöbetçi. Az sonra onlar da ilk gün olmasına rağmen nöbetlerini devraldılar. Gerekli ikramları yapacaklar. O zaman başkanımızı da buraya çağıralım, bakalım neler yapacakmış. Evet, Sayın Başkanım, sizi de şöyle alsam hemen yan tarafıma Sayın Başkanım. Öncelikle hayırlı Ramazanlar Sayın Başkanım. Rica ederim. Bundan sonraki etkinlikler neler, onu da sizden öderim Sayın Başkanım. Öncelikle Bahçelievler Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu bu nimetler için kendisine teşekkür ediyorum. Ve bütün İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim standımız bir geçen sene ara verdik. Bu sene yine devam ediyoruz. Yine aynı coşku inşallah yakalayacağız. Gördüğünüz gibi zaten başkanlarım da söyledi. Aynı sistem, aynı olay yine devam ediyor. İlerideki programları başkanımızla beraber, başkanlarla beraber kararlaştırıp düzene koyacağız inşallah. Peki hem birazdan ne olacak? Onunla ilgili bilginiz var mı Sayın Başkanım? Şu İkram anda ikramlar, köy derneğimizin ikramlarına geleceği. Bunlar sürpriz tabii. Sürpriz mi? Evet. O zaman davet edelim Sayın Başkanım. Buyurun. İzleyicilerimize. Evet, bütün hemşerilerimizi, bütün Develi hemşerilerimi, Kayseri hemşerilerimizi bu standa davet ediyoruz. Evet, Bahçeliler Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Hasan Doğan Spor Kompleksi önündeki iftar alanına tüm hemşerilerimiz ve Kayseri'yi merak edenleri bekliyoruz değil mi Sayın tabii Başkanım? Tabii efendim, tabii. Hepsi davetli. Bütün hemşerilerimizin hepsi davetli. Evet Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Standın hazırlanmasında beraber şey yaptık. Bütün gerçi hemşerilerimiz şey yaptı ama Şahin Başkanımızın emeği biraz daha fazla. Ben şahidim. Zımbayı bile ben getirdim verdim başkanıma. Çalışkan başkan böyle olmak. Sayın Başkanım, görüyorsunuz değil mi? Kayseri durmadan çalışıyor. Çalışıyor. Gerçekten hemşerilerimiz boş durmuyorlar. Standı sağ olsun Şahin kardeşimiz, dernek başkanımız, Bahçelievler'deki bir derneğimizin başkanı. Bu standın hazırlanmasında çok büyük emeği var. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Buradan da bütün hemşerilerimize Ramazan boyunca hizmet edecekler. Bütün hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum.
Vallahi başkanım, yemin ediyorum Mustafa Başkan'ın benim şahsen değil, ben lafımı esirgemem. Burada başkanlık yok, normal bir işçi gibi, normal bir birey gibi gelip çalıştınız, ben tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ederim. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz de elimizden geldiği kadar hemşehrilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir faydamız oluyorsa ne mutlu bizlere. Tüm Kayserili ve Bahçelievler halkını burada her akşam iftardan sonra bekliyoruz. Yöresel ikramlarımız oluyor. Onların da tatmasını, bizlerle bir arada yaşamalarını, bizlerle ne duygular yaşamalarını istiyorum. Herkesi davet ediyorum. Buraya Bahçelievler Belediyesi'nin katkılarıyla tabii ki burada bulunuyoruz. Öncelikle Bahçelievler Belediye Başkanı ve çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Son olarak Sayın Başkanım, ne ikram edeceksiniz şimdi? Mustafa Başkanımızın da söylediği gibi sürpriz. Yani ilk günde de ne vereceğimiz sürpriz olsun. İşte bu kadar mütevazisiniz ya. Vallahi billahi gerçekten de ben de şunu ciddiye söylemek istiyorum sevgili Medya TV izleyicileri. Anadolu'da en çok da biliyorsunuz, Anadolu'da bizleri izleyen sevgili izleyiciler, İstanbul'da silah seti çekiyorsanız, Kayseri özlem duyuyorsanız buraya muhakkak gelin. Çünkü ben bir şey söylemiyorum, güler yüz sizi karşılıyor. Silah seti gerçekten de burada gidilecek değil mi Sayın Başkanım? Silah setini burada gideriyoruz. İnşallah. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Ve bizim bu başkanlarımızın bu gayreti burada olduğu sürece Kayseriler burada her zaman yaşayacak. Ben bunun bilincindeyim. Evet sevgili izleyiciler, birazdan sizlerle birlikte olacağız. Standlarımızı dolaşmaya devam ediyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Sevgili izleyiciler, turumuz devam etmekte. Hemen şöyle karizma bir aileyi gördüm. Ben hemen aranıza geçmek istiyorum. Kaçma. Gel. Selamünaleyküm, hayırlı Ramazanlar. Kiminle görüşüyorum? Kimin tanışıyorum? Kısaçoğlu. Cevdet Bey. Evet. Ramazan iftar sonrası buradasınız. Ailenize gelmişsiniz. Ben bekarım abi. Bekar mısınız? Evet diyelim. Komşularla beraber tak. O zaman o da aile. Öyle değil mi? Öyle şey yapıyoruz. Değil mi? O zaman Ramazan'da düşünceleriniz olabilir miyim? Valla Ramazan'da yani millet ne yapar? Orucunu tutar. Sizin düşünceleriniz hani mesajlarınız yani, var mı? Selam göndereceğiniz kişiler var yok, mı? Yani ben, yok mu? Herkes kandili şeyim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazan. Tamam, teşekkür ederim. Şöyle gelelim bakalım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Kimle görüşüyorum? Ben Sebiha Budak. Ramazan'da düşünceleriniz olabilir miyim? Ramazan herkese hayırlı olsun. Tüm İslam dini kardeşlerimize. Güzel bir şey, tutmasını bilene eyvallah demek mi? Gücümüz yetiyorsa, yapabiliyorsak dini inançlarımızı yerine, ne mutlu bizlere. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size iyi eğlenceler olsun. Sağ olun, teşekkürler efendim. Evet, iftar sonrası keyif için gelmişler. Gerçekten de her tarzdan sevgili Bahçelievler burada olmaya devam ediyor. Gel bakalım sevgili kameraman arkadaşım. Ve hemen de şurada iyilik meleklerini gördük. İyi akşamlar İyi müdürüm. Akşamlar, sonra bir saniye. Yok İyi şimdi yok akşam. Bırakmam. Sayın müdürüm. Evet şu anda lütfen Deniz Hanım. Geziyoruz. Tamam biz de geziyoruz. Vatandaşları geziyoruz. Bir dakika bekleyin. Evet görmüş olduğunuz gibi Bahçelievler Halk İlişkiler Müdürümüz Sayın Birsen Hanım ve Deniz Hanım burada. Merhaba. Evet, görüyorsunuz. Sayın Müdürüm, Ramazan ayında Bahçelievler yine burayı doldurmuş. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel, güzel bir etkinlik. Kutluyoruz. Tamam, sonra görüşelim ne olur. Evet, görmüş olduğunuz gibi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kesmeyeceğim, yayınlayacağım bunları. Görmüş olduğunuz gibi müdürümden... Buyurun, siz kimsiniz? Esra. Azer Bülbül vardı ya. Hani? Azer Bülbül. Düğün salonunda. Düğün salonunda. Kadınlar matinesi. Evet, evet. Bu şey, Bayan Azer Bülbül. Evet. Hatırlamadım ama olsun. İyi hatırlamayacağız, canım sağ olsun. Ne diyelim? Ben ablasıyım. Ablasısınız. Evet. Bence avukatı gibi duruyorsunuz. Olabilir de. Değil mi? Ramazan'la ilgili neler yapıyorsunuz? İftar sonrası Ramazan, buradasınız. Ben anca yiyorum. Tek tek sorasak, tek tek. Ben anca yiyorum. Yiyorsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet, Ramazan'la ilgili neler söylemek ister? Güzel. Ben bayrama Samsun'a gideceğim. Büyük bir sevinç var içimde. Bir an önce bayram gelsin. Evet, aynen öyle. Peki Ramazan'la aran nasıl? Ramazan'dan çok güzel. Neler söylemek istersin? Vallahi belediye başkanımıza teşekkür etmek isterim ayrıca. Çok güzel şeyler yaptı yani. Çok yemeğimizi gidiyoruz, çadırda yiyoruz. Allah razı olsun, dua ediyoruz.
şenlik içinde. Çok güzel yani. Afiyet bal şeker olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi o zaman size iyi yemeler, iyi gezmeler. Teşekkür ederim, sağ olun. Hadi bakalım devam ediyoruz. Sonra çocuklar, birazdan geleceğim. Devam ediyoruz, gelin bakalım. Evet, Bahçeliler'de, Medya TV'de, İstanbul Sokakları programımız devam etmekte. Hemen şöyle devam ediyoruz. Vay vay vay, işte ya, vallahi Anadolu kokuyor. Çık bakayım oradan, müsaade et. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın anacığım, iyi misin? İyiyim. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, sağ ol. Adını öğrenebilir miyim? Hadi, Feriye Acet. Oo ya ya, nerelisin? Batman. Batmanlısın. Buradan Batman'a ne söylemek istersin? Selam söylüyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Hadi bakalım, kolay gelsin. Evet, görmüş olduğunuz gibi 7'den 70'e devam ediyoruz. Hadi bakalım, gel. Efendim? Neresin? Ben mi? Ben her yerliyim. Ben Samsun. Samsun neresinden? Çarşamba. İyiymiş, güzel. Hadi bakalım. Ne söylemek istersin Ramazan'da? Bir el salla bakayım. Hayırlı Ramazanlar de. Hayırlı Ramazanlar. Hadi görüşürüz. Hadi gel. Gel bakalım. Sevgili kardeşimiz. Şu etkinliklere biraz bakalım mı sevgili kardeşim? Gel. Gel. Etkinliklere bakalım. Ama çekiyor şu anda. Evet, şu anda güzel insanlarla beraberiz. Geldim. Gel, kaçamazsın. Evet. Vallahi ya, kaçtı abi arkadaş. Bari sen kaçmasın değil mi? Yok. Kaçmaz. Kimle görüşüyorum? Ergin Kahya. Vallahi Ergin Bey'le konuşurken dedim ki ne oluyoruz böyle, bir buz adamı seçtim ya. Ramazan bir sakin, relax, oroş açıldı. Sakinim, evet. Ramazan'a neler söylemek istersin? Ramazan ayı kardeşliktir. Nefsi terbiyedir. Küskünlerin barışı, açların doyurulduğu bir aydır. Bu kadar. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar o zaman. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili Medya TV izleyicileri, Sayın Başkanımız standlarda yakalamışken, evet, Çayın Başkenti'nde yakaladık Sayın Mehmet Mercan Başkanımızla birlikte. Sayın Başkanım, çalışmalar devam ediyor ve sizi Rizeler Derneği'nde yakaladık Çayın Başkenti'nde. Neler söylemek istersiniz, Mehmet Başkanımın yanındasınız? İlk önce kendisine geçmiş olsun diyoruz tabii ki. Başkanımıza rahatsızlığı olmuştu. Şimdi ama iyi gördük, sevindik. Allah göstermesin bir daha böyle kırıkları. Biz tabii daha önceden de bahsetmiştik Rize Derneği'nde de. Bizim hanım Rizeli olduğu için ben enişte oluyorum. O yüzden burası bizim yabancı değil diyorum. Çayda tabii ki her yeri dolaşıyoruz. Bir dolaşalım dedik ama muhakkak Rize çayını içelim de öyle gidelim diye düşündük. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Sayın Başkanım, yine standımız cıvıl cıvıl. AK Parti İlçe Başkanı Sayın Hakan Başkanımız burada. Biz öncelikle şimdi baştan söyleyelim. Biz sadece Rizeli değiliz. Biz Türkiye'liyiz. Rize zaten dünyanın başkenti diyelim. İyi bir lider çıkarmışız. Dünya hükmeden bir liderimiz var. Biz bundan gurur duyuyoruz. Biz herkesi standımıza ağırlıyoruz. Yani bizim standımız sadece Rize'liye has değil. Baştan beri sen de takip ediyorsun. Erzurumlusu, Bayburtlusu, Samsunlusu, Diyarbakırlısı. Herkes açık bir standımız var. Biz herkesi standımıza bekliyoruz. Amacımız zaten bilmeyenlere Rize'yi biraz daha anlatabilmek, tanıtabilmek, burada daha iyi kaynaşabilmek. Biz başkanımız da bizi ziyaret etti. Memnun olduk tabii. Biz her zaman zaten başkanımızı görüyoruz. Her zaman başkanımızın yanındayız. Öncelikle Rize'li olmaktan, Türkiye'li olmaktan da gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Size iyi afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, görmüş olduğunuz gibi Rize stand yine cıvıl cıvıl, kıvıl kıvıl devam ediyor. Birazdan sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Come on.
Sevgili İstanbul Sokakları izleyicileri, programımız devam ediyor. Evet, Bahçelievler İster Çadırı'ndayız ve etkinlik alanındaki standlarımızı dolaşmaya devam ediyoruz. Bir de konuşabilsem çok şey anlatacağım ama gerçekten çok yoruldum ya. Evet, hemen Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu stand alanı arkamda Malatyalılar, Malatya Derneği'nin standındayız. Hemen şöyle sevgili rica edeyim, gel bakayım Recai. Şöyle... Bayağı bir kalabalık bu stand, bakalım acaba neden kaynaklanıyor? Selamünaleyküm Sayın Başkanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Burada tanıdık simalar var hocam, saygılar, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizler evet, nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederiz, merhaba. Ben önce aranıza bir oturayım hocam. Geleyim. Önce ev sahibi olarak sizleri bir tanıyalım. Evet, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu iftar çadırındayız. Siz de dernek başkanı olarak buradasınız. Her sene olduğu gibi yine yalnız bırakmamışsınız Sayın Başkanım. Öncelikle Medya TV ailesi hoş geldiniz aramıza. Mikrofon delisi. Nasılsın kardeşim, iyisin? Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar Sayın Teşekkür Başkanım. Ederim, sağ olun. Bu Ramazan'da sürprizlerimiz olacak mı? Olacak tabii ki, mutlaka. Yani biz Bahçelievler'de ikamet ettiğimiz sürece bu tür etkinliklerde tabii ki duyarsız kalmayacağız. Hemşerilerimizi burada bir araya toplamak, burada hasbihal etmek, işte gelen hemşerilerimiz burada Malatya standını gördüğü zaman zaten hemen duyarsız kalmıyor. Gördüğün gibi bu akşam voleybol takımımızı misafir ettik. Bu güzel akşam şampiyonlar burada. Evet, şampiyonlar burada. Bahçelievler'in göz bebekleri. Evet. Onun için onlara da başarılar diliyorum, hoş geldiler diliyorum. İnşallah güzel bir Ramazan geçireceğiz. İnşallah Sayın Başkanım. Peki buradan sporcularımıza ne mesaj vermek istersiniz? Şimdi sizler de bir babasınız, bir aile bireysiniz ve sporu çok seviyorsunuz, onu biliyorum. Malatya Spor taraftarı da olduğunuzu hiç soruyorum. Şimdi bir sporcu bir kere her şeyden önce örfünü, adetini ve geleneklerini unutmamalı. Bir Türk gencine yakışır bir şekilde bir futbolcu olmalı. Dinamik olmalı, dinç olmalı. Tabii ki her şeyden önce saygı, sevgili olduğu yerde her başarı zaten kendiliğinden gelir. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Muhteşem bir ev sahipliği yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Hemen bakalım hocalarımıza bir öğrenelim. Bakalım takımın son durumu neymiş. Hemen evet. Akabinde size döneceğim Sayın Başkanım. Evet, gerçekten de İmparator lakaplı Fatih Terim'e benzerliği ve yapmış olduğu, kullandığı oyun stiliyle eski hocam, Sayın Hocam, Uğur Hocam bizde. İmparator, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hocam öncelikle hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, size de hayırlı Ekip Ramazanlar. Olarak, takım olarak buradayız. Evet, Bahçelievler Voleybol Spor Kulübü'yüz biz. A takımımız 3. ligde zaten. Sporcularımız geldik ve birlikte iftar yaptık. Sonra şimdi bu takım Bahçelievler'in gururu mu? Sevgili kameraman arkadaşımdan bir rica edeyim. Tek tek şöyle evet. Profilleri bak şu bakışlara bak. Şu keskin değil mi? Çok keskin. Yani. Oyuncularımıza gerçekten gurur duyuyoruz. Çok hem çok iyi sporcular, hem iyi bir öğrenciler, hem iyi hanımefendiler. Uzun yıllardır beraberiz. 7-8 senedir aynı takımdalar. Çok küçükken beraber olduk. Şimdi de 3. lige çıktık. Daha başarılı olmak için önümüzde. Hedef bu sene 2. lige çıkmak istiyoruz inşallah. İmkanlar nasıl peki? Bahçelievler voleybola yatırım yapıyor mu? Yani Bahçelievler Voleybol Spor Kulübü'yüz biz. Hani belediyeden ayrı bir kurumuz ama başkanımız sağ olsun bize çok yardım ediyor. Sağ olsun tesisleri kullanıyoruz.
antrenman yapmak için. İç saha maçlarımız Hasan Doğan Spor Kompleksi'nin hemen arkasında oynuyoruz. İşte belediyemizin katkılarıyla, Sayın Osman Başkanımızın da katkılarıyla iyi bir yerlere gelmeye çalışacağız. Yanımızda kim Fatih var? Hocamız. Fatih Hocam. Merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, size de iyi Ramazanlar. Teşekkür ederim. Takımın, yani siz burada ne yapıyorsunuz onu bir sorayım hocam dedik de şimdi. Biz takımımızla beraber bugün iftarımızı yaptık kendi salonumuzda. Daha sonra da belediyemizin böyle bir etkinliği var. Geldik, görmek istedik, dolaştık. Ben Malatyalıyım. Malatya yerini görünce de direkt oturup çayımızı içmeye geldik. Başkanım da laf aramızda çok iyi bir ev sahibidir. Bak kan çekmiş görüyorsunuz başkanım. Tabii ki canım, yani hemşerimiz o yüzden. Evet. Futbolcuların arasında hemşerim var bak, Pötürge'yle. Pötürge'yle? Evet. Akrabalık var mı? Neresinden Pötürge'nin? Yok. Kağıt üzerinde bunlar. Çakma olmuş başkanım. Yok, şimdi bunlar İstanbul'da doğup büyüdükleri için aslında bundan bir hafta önce Pütürge'de bir şenliğimiz vardı. Burada futbol turnuvası düzenliyoruz biliyorsun. Zaten ben bu eksiklikleri gördüğüm için o futbol turnuvasının şenliğini götürüp Pütürge'de 2 senedir yapıyorum. Buradaki tek amacımız buradaki gençlerimizi götürüp işte o Pütürge'nin hangi köyünde olduğunu bilmediğini fark ettim ve gelip köylerini görsünler diye 2 yıldır şöleni biz orada yaptık. Bir hafta önce Pütürge'deydim. Çok güzel coşkulu bir şenliğimiz oldu. Biz seni davet etmiştik ama davetiyen eline ulaşmamış. Onun için de özür dileriz. Biz günlerde beraberiz sayın başkanım. Hiç sıkıntı eyvallah, yok. Kesinlikle sağ olasın. Biz bir Ramazan boyunca, bir ay boyunca burada birlikte olacağız inşallah. Herkese Medya TV ailesinin Ramazan'ını kutluyorum. Herkese sağlık, huzur, mutluluk dolu, sevgi dolu, sağlık dolu bir Ramazan diliyorum. Teşekkür ederim sayın başkanım. Hemen hocama dönmek istiyorum. Hocam, takım burada dediniz. Şimdi sayı kralları var, asist kralları var, blok kralları var. Onların. Hocam teknik olarak, şimdi hocam hangisi hocam? Ben şöyle birazcık anlatayım kulübümü. Bu çocuklarımız bizim ilkokul sıralarından, 6. sınıftan aldığımız Bahçelievler yetişmiş çocuklar. Biz çocuklarla beraber profesyonel lige çıktık. İstanbul şampiyonlukları elde ettik. Büyük başarılar kazandık. Bu geçtiğimiz senede profesyonel ligde oynadık. Ülkemizin çeşitli vilayetlerine gittik. Maçlar oynadık. Bu seneki amacımız da Allah izin verirse 2. lige çıkmak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1. lige çıkmaya çalışıyoruz. Fatih Hocam soy isminizi öğrenebilir miyim? Fatih Alper Tuncal. Evet. Kızlarımız dediğim gibi 6. sınıftan beri benimle beraberler. Ben aynı zamanda okulun beden eğitim öğretmenliğini yapıyorum. Kızlarımız birbirinden pırlanta. Hepsinin yaş ortalaması çok küçük. Gelecek vadeden çocuklar. Çoğu takımdan teklifler alıyorlar ama kulübümüzü bırakmıyorlar. Bize devam ediyorlar. Takım kaptanımız yanımda. Diğerleri de eli belli, sargılı. Genelde kaptanlar müzmin sakat olur şimdi. Ben de bildiğim için bir yeri sarmadan duramazlar hocam. Evet. O zaman bir tanıyalım ufaktan hemen takımlarımızı. Şöyle ben geleyim. Ah, aa diye bir ses duydum ama inşallah hayırdır ya. Evet, şu anda Medya TV'de İstanbul Sokakları programındasınız kaptan. Evet. Adın ne? Hilal. Hilal kaptan. Evet. Soy ismin yok mu? Balta. Peki Ramazan'la ilgili neler düşünüyorsun? Ramazan'la ilgili neler düşünüyorum? Bir şey düşünmüyorum açıkçası. Evet, çok aydınlattın bizi. Hiçbir şey düşünmüyormuş Ramazan. Hemen seni tanıyayım. Derya Metin. Pasör Stör. Pasör. 4 numara mı? Hayır. 2 numara. Pasör. Yani? Pasör yani. Kaç numara forma giyiyorsun diyorum kız? 11. 11 tamam, geçtim. Ah ezdim. Deniz Çetin, libero'yum, savunma. Sen nereye gidiyorsun? Arkadaşım kaçtınız ya, kaçtınız. Evet. Melis Demir. Giden gider, kalan sahalar bizimdir. Ben hocamdan öyle öğrendim yani. Maç 90 dakika. Türkan Geyik. Ramazan'la ilgili mesaj var mı? Hayır. Hocam bundan hiçbiri konuşmuyor. Size konuşacağım. Aslıhan Arslan Görür. Başarılar diliyorum sizlere. Medya TV ailesi olarak hocam geldim hemen. Hiç ayakta da olabiliriz. Sıkıntı yok. Şöyle geliyorum. Evet hocam. Takımı biraz tanıdık. Evet. Maçlar ne zaman başlıyor? Nerede oynuyorsunuz? İzlemek isteyenler nasıl gelecekler? Maçlarımızı, iç saha maçlarımızı Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynuyoruz. Maçlarımız Kasım ayında inşallah başlayacak. Bizim takımımız hem genç, hem yıldız, hem minik statüsünde müsabakalara çıkıyor. Biz yıl içerisinde 100'ün üzerinde maça gidiyoruz. Ama A takımımız pazar günleri Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynuyor. İnternet sitemizden, bahçelievervoleybol.com adresinden maç saatlerimizi falan hepsini yayınlıyoruz. Bizim maçlarımız çok şenlikli geçiyor. En az 400-500 tane taraftarımız oluyor. Maçlarımız esnasında gelen izleyicilerimiz de çok memnun kalıyorlar. Hepsi ilçemizin çocukları olması, bu ilçeyi temsil etmesi ayrı bir mutluluk veriyor bizim için. Bu anlamda güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim ben hocam. Çok teşekkür ederim. Bize size ve ekibinize verdiniz. Kolay gelsin. Hocam sizlere ve ekibinize kolaylıklar, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Son sözlerinizi alayım hocam.
Vallahi teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar herkese. Güzel bir bayrama inşallah kavuşuruz hep birlikte. Herkese aynı zamanda da iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim Senyor Terim. Teşekkürler. Başkanım, son sözlerinizi alayım sizin. Son sözlerim özellikle ben öncelikle Bahçeliler Belediye Başkanı Sayın Osman Develioğlu'na ve tüm ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten şu anda birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu dönemde böyle etkinliklerin olması gerçekten insanlarımızı bir şekilde kenetliyor. Burada dostlarımızı görüyoruz. İşte yan tarafımızda hemen Kayseri var, karşımızda Samsun var. İşte Bayburt olsun ve tüm illerimizle burada tanışıp kaynaşıyoruz dernek başkanlarıyla, ekip hemşehrileriyle birlikte. Güzel bir etkinlik. Ben her canı gönülden Osman Develioğlu'na ve ekibine bugüne kadar Bahçelilere yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı ve bundan sonra da inşallah önümüzdeki dönemde de tekrar Osman Başkanımızı aramızda görmek istiyoruz. Başkanımız olarak görmek istiyoruz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili Medya TV izleyicileri ve Malatyalılar standında Bahçelilerin incisi Bahçeliler Voleybol Spor Kulübü ile beraber değerli hocalarımızla ve takım arkadaşlarımızla birlikteydik. Birazdan sizlerle birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Şu anda tabii ki neredeyiz? Bence sima olarak hatırlayacaksınız. Hemen sağ telefona baktığımız zaten kim olduğunu göreceksiniz. Onu artık ekranları ekranları aşmış, illeri aşmış, yerleri aşmış çok değerli dernek başkanlarımızla birlikteyiz. Sağ tarafında Mustafa Başkanım, sol tarafında Arslan Başkanım, sol tarafında yine İlhan Başkanım ve Kayseriler Dernek Başkanımız burada. Evet hep beraber burası Kayseriler standı. Görmüş olduğunuz gibi sevgili kameraman arkadaşımdan rica edeyim, dışarıya da bir bakarsa yoğunluk gerçekten de bırakmamış. Özellikle dernekler her hafta her gün farklı bir dernek başkanlarımız geliyor, derneklerimiz burada oluyor. Hemen öğrenelim Sayın Mustafa Başkanımdan. Mustafa Başkanım hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Öncelikle dün de söylediğim gibi bütün hemşerilerime Türk İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dün Bismillah dedik, Kayseriler standı olarak burada standımızı açtık. Yine her sene olduğu gibi standımızda her gün bir köy derneğimiz nöbetçi. Dün Epçe köyümüz nöbetçiydi. Gerekli ikramlarını yaptılar. Bugün de Küçük Günye köyümüz nöbetçi. Yine onlar da hemşerileriyle beraber burada katılım yapıldı. Burada da yine köy dernek başkanı arkadaşlarımız, ilçe dernek başkanı arkadaşlarımız hepsi burada. Ramazan güzel bir şekilde geçiyor inşallah. Bu pazar ayın 14'ünde iftar çadırında Kayseriler Gecesi var. Yöresel sanatçılarımızın katıldığı bir program olacak. Yine tüm hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. Peki hazır sormuşken Medya TV ekranlarından canlı mı yayınlayacak Sayın Başkanım bu? İnşallah. Biraz İnşallah daha diyoruz. Sizin elinizde. Bizim elimizde bize düşen her şeyi yaparız başkanım. Hiç sıkıntı yok o konuda. İnşallah. O zaman diyelim ki tarihi bir daha tekrarlayalım Sayın Başkanım. 14 Temmuz Pazar gün Hasan Doğan Spor Kompleksi önü Bahçelievler İftar Çadırı, iftardan hemen sonra programımız başlıyor. Ayrıca yine Develiler olarak 20 Temmuz Cumartesi günü Niş İstanbul yanı Bahçelievler Spor Parkı'nda hemşerilerimizin ailelerle katılacağı bir iftar yemeği programımız var. Yine tüm hemşerilerimizi de oraya davet ediyoruz. İnşallah. Hemen başkanıma dönmek istiyorum. Sayın Başkanım hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Ramazan'la ilgili düşüncelerinizi alalım ve yapacağımız faaliyetler hakkında biraz bilgi almak istiyorum. Ben Kayseri Tomaz'da Çukuraşköy Dernek Başkanı Aslı Özyez. Biz bugün buraya misafir olarak Sayın Mustafa Başkanımız ile hayırlı olsuna geldik. Siz ev sahibisiniz başkanım, bizler misafiriz. Yok, hepimiz de ev sahibiz, hepimiz de misafiriz. Ramazan böyle geçiyor. Bizim de Esenler'de standımız var. Yine aynı bu şekilde köy dernek başkanımız her bir... İnşallah orada da oluruz Sayın Başkanım. İnşallah sizi oraya da bekleriz. Her zaman davetlisiniz. Her gün bir köy derneğimiz nöbetçi olarak orada ikramlarını yapıyorlar. Gerekli görevlerini yerine getiriyorlar. Ramazan yaz, sıcak, akşamları hava serin. Onun için de insanlar hiçbir zaman için evde oturup televizyon başında televizyon izlemeye tercih etmiyorlar. Böyle güzel etkinlikler olduğu zaman gerek köy dernekleri gerek ilçe dernekleri bir arada bu şekilde faaliyetlerde bulunduğu zaman hem kişilerin kaynaşmasını hem de birbirleriyle tanışıp sohbet, muhabbet güzel bir ortam şeklinde böyle devam edip gidecek inşallah Ramazan. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hemen İlhan Başkanıma gelmek istiyorum. Başkanım, Bahçeliler'de muhteşem bir
Festivali imza attık ve sonrasında yine buradayız. Ramazan'dayız. Neler düşünüyorsunuz? Evet, ben öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan bayramını, Ramazan'ını tebrik ediyorum. Paylaşmak manasına gelen Ramazan, inşallah bizler için bereketler, güzellikler getirir. Bizler sizlerle beraber olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Tabii burada Bahçeli Evler'de bir standımız var Kayseriler olarak. Esenler'de bir standımız var, Üsküdar'da bir standımız var. Kayseriler meydana indi, bizler Esenler'de Dört Yol Meydanı'nda Mantı Festivali, Bahçeli Evler'de Sucuk Festivali. İnşallah daha güzel etkinlikler yapacak bir şekilde organize olmaya çalışıyoruz. Kayseriler bu cemiyetçiliği öğrendi, geç öğrendi ama inşallah en başarılı şekilde ortaya koyacak bir birliktelik ve güzelliklere sahip olan bir memleketin vatandaşı olarak bütün Kayserili hemşehrilerime saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. İnşallah sizleri de burada olduğu gibi Esenler'de de görmek isteriz. Teşekkür ediyorum. Sizin olduğunuz her yerde, çağrıldığımız her yerde olmaya devam edeceğiz Sayın Başkanım. Hemen Başkanım mikrofonu size bırakacağım. Buyurun. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkanları sunduğunuz için. Bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'i hayırlı uğurlu olsun. Buradaki bütün köy dernek başkanlı arkadaşlarıma katıldıkları için hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah nice bayramları, nice tekrar bu standları beraberce görmek, bütün Kayseriler olarak bir arada bulunmaktan çok mutluluk duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle yaşadığımız, içinde bulunduğumuz Ramazan bayramının bütün İslam alemine hayırlara vesile olması için Allah'tan niyaz ediyorum. Buradaki bütün hemşerilerime de bu standta bulunduklarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimizin bozulmaması için de Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah daha nice nice Ramazanlara kavuşmamızı temenni ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Devam ediyoruz. Dernek başkanlarımız standlarımıza gelmedi. Sayın Başkanım hayırlı Ramazanlar. Başkanım öncelikle Ramazan'la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim biraz? Vallahi bu Ramazan alemi tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Ve Bahçeli Evlerinde bize vermiş olduğu desteklerden dolayı Sayın Osman Develoğlu'na çok teşekkür ederim. Biz STK'lı olarak zaten biz Kayseri'li olarak daha biz Fatih Doğan'ın bir sözü var. Yeni iniyoruz. İnşallah bundan sonra daha büyük şeyler başaracağız. Başarmak için de uğraş vereceğiz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Gelin gel be. Ya başkanım vallahi hiç şey ya. Sayın Başkanım vallahi karizmanız yine her zamanki gibisiniz. Bugün bir görüşlerinizi alalım bakalım. Öncelikle buraya katılan tüm hemşerilerimize, başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Dün de söylediğimiz gibi bu Ramazan tüm İslam alemiyle birlikte bizlere de hayırlı geçmesini temenni ediyoruz. Birlikten birlik doğuyor. Birlik olmaktan başka bir şey olmuyor. Mutluluk duyuyoruz. Bahçeli Evler'de bu şekilde iftar çadırlarında, sucuk festivallerinde bir araya geliyoruz. Hemşerilerimizi getiriyoruz. Bunlardan bizler mutlu oluyoruz. Tabii ki hemşerilerimiz de mutlaka mutlu oluyordur. Bahçeli Evler Belediyesi'ne ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Esenler'deki yine aynı şekilde standımız var. Orada da katılanlara, tüm derneklere ve Esenler Belediyesi'ne de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her güne saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Nöbetçi Başkanımız. Başkanım hayırlı nöbetler. Develi Küçükkuyu Köyü Dernek Başkanıyım. Bugün buraya katılanlar tüm hemşerilerime hoş geldin diyorum. Her sene biz bunu yapıyoruz. Her sene bir dernek başkanı burada nöbetçi oluyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, o zaman son olarak ne diyoruz? Bu pazar yani 15'inde 14'ünde özür diliyorum. 14. Başkanım siz anons edin ya. 14'ünde tüm Bahçeliler'deki, İstanbul'daki Kayserileri nereye bekliyoruz? Bahçeli Evler Hasan Doğan iftar çadırına Kayseriler gecesine tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Ve
Medya TV'den de inşallah sizler canlı olarak izleyeceksiniz. İnşallah. Teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Bizler buradayız. Sizlerle birazdan birlikte olacağız. Ayrılmayınız. Standlarımızda dolaşmaya devam ediyoruz ve yıllardır formasını her ne kadar çoğunluğunu yedek olarak da terletsem, yıllardır Çinlerimde tozunu toprağını yesem de gönlümde her zaman bir yer olan benim eski spor kulübüm, eski takımım Yeni Bosna Spor Kulübü'ndeyiz. Evet, Yeni Bosna Spor Kulübü'nün çok değerli hocamız ve ikinci başkanımız burada. Onlarla beraberiz. Şöyle ben aranıza geçmek istiyorum. Vecdi Başkanım, hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun kardeşim. Nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ramazan'da yine Yeni Bosna Spor Kulübü'nün son zamanlarda yükselişe geçen takımımızın gerçekten de gözle görülebilir bir yükseliş paylaşı var. Bunun en büyük baş etkenlerinden iki tanesi şu anda oturuyor. Ahmet Başkanım öncülüğünde. Yeni Bosna Spor Kulübü Ramazan'da burada. Neden burada Sayın Başkanım? Önce onu bir bilelim sizlere. İlk önce şunu söyleyeyim. Yeni Bosna Spor Kulübü'nün bu seneki üstün başarılı yılının en büyük mimarı Sayın Belediye Başkanımız Osman Develioğlu'dur. Bize mükemmel tesisler kazandırdı. Biliyorsun sen de Çoban evet. Çeşme'de bir spor parkını bize verdi. Orada altyapımızı çok güçlendirdik. Bunun akabinde de yaklaşık 2 senelik bir özverili hocalarımın en büyük katkı onların altyapıyla başladık. Çalışmalarından sonra şu anda gördüğünüz gibi etrafta 6 tane takımımızın resimleri var. Bu takımların hepsi kendi gruplarında şampiyon oldu. A takımımız da Bal Ligi'ne çıktı. Yani bölgesel amatör lig. Profesyonel ligin yarı bir altında. Profesyonel. Evet, yani bundan sonra deplasmana gideceğiz. Bir şehre bir hafta dışarı, bir hafta içerideyiz. İnşallah profesyonel bir ligede yükseleceğiz. Burada en büyük mimar Osman Başkanım diyorum. Sen de seninle de biz gurur duyuyoruz. Sen de bu kulübün eski futbolcususun. Bizim eski kalecimiz, hocan da yanında, Ali Hoca'nın öğrencisisin. Oynamaktan her zaman gurur duydum. Yedek formayı her ne kadar terletsem de varlığımda taşıdığım, bir gururla taşıdığım bir forma, bir arma. Bir takım bütündür. Yedek az diye bir şey yoktur. Takım olarak. Takım komple takımdır. Evet, onun için öyle bir kavram yok bizim fıkratımızda. İnşallah daha da başarılı olacağız. Bu sene 6 takım. Seneye 2-3 takımımız daha var. Onlar da şampiyon olacak inşallah. Biz de dedik, böyle Osman Başkanımızdan rica ettik. Böyle bir stand biz de istedik. Ona layık olmak için de böyle güzel bir yer oluşturduk burada. Başkanım, şimdi yıllardan beri Bahçeli Evler gibi bir yerin, yani İstanbul'un en gözde ilçelerinden bir tanesinin profesyonel takım eksikliğimiz var. Evet. Yani yıllardır bunu dile getirdik, yıllardır. Ama artık bakıyorum ki altyapıları o zamandan atılmış. Şimdi meyvelerini toplamaya başlıyoruz inşallah. Şimdi böyle taşıma suyuyla bu işler olmuyor. Demin de söylediğim gibi önemli olan tesis. Tesis gelince biz de ne yaptık? Başarıyı büyük ölçüde yakaladık. Allah'ın izniyle biz Yeni Bosna Spor Kulübü olarak, Bahçeli Evler Yeni Bosna Spor Kulübü olarak bu ilçeye bir profesyonel takım kazandıracağız. Bu bugün yarın, bugün olur yarın olur, ama biz bu yola baş koyduk. Allah'ın izniyle biz bu işi yapacağız. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hemen başarının diğer mimarlarından, yıllardır hocalığımı yapan çok değerli Ali Hocam'la birlikteyim. Hocam, Yeni Bosna'nın, Bahçeli'nin unutulmaz kaleciler arasına girdin. Şimdi de hocalarının arasına ismini yazdırdın. Estağfurullah. Ramazan'da buradayız. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Ramazan'la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim hocam? Teşekkür ederim Şenolcuğum. Şimdi sen de benim eski öğrencimsin. Şenolcuğum diye bahsediyorum. Hiç sıkıntı yok hocam. Çünkü ben her zaman sizin eski evet. talebenizim. Evet. Şimdi öncelikle Belediye Başkanım Sayın Osman Develioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Vecdi Başkanımız yanımızda, ona çok teşekkür ediyoruz. Tabii onlar var ki biz de varız. Onlar olmadan bizler tabii hiçbir şey olamıyoruz. Evet, başkanımız da geldi. Evet. Röportaj esnasında değerli başkanımız da, Bahçeliler Belediye Başkan Yardımcımız Hikmet Başkanımız da burada. Sayın Başkanım, ayağınızın tozuyla hemen eski ve ünlü futbolcularımızdan, spor adamı Sayın Başkanım. Gördüm sizin nasıl olduğunuzu. Şöyle hemen görüşlerinizi hayırlı alayım. Hayırlı Ramazanlar Sayın Başkanım. Bizler Medya TV olarak yine buradayız. Her zaman da. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Olmaya devam ediyoruz. Öncelikle Ramazan'la ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz Sayın Başkanım? Şimdi Ramazan tabii bereketiyle geliyor.
ve insanların cıvıltısını burada hep beraber görüyoruz. Hakikaten 11 ayın sultanı deniyor biliyorsunuz Ramazan'a. Evet. Gerçekten 12 ayın içinde en kıymetli, en güzel ay bizim için, bizim inananlar için. Bu mutluluğu, birlikteliği beraberce burada hep beraber yaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabi bereketini hep beraber burada yaşıyoruz. Peşine de bayram gelecek inşallah. Hep beraber yine bayramı da birlikte beraberce yaşayacağız. İnşallah Ramazan ayı tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirsin diyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, Meclis Başkanımızla konuşurken de Bahçelievlerin yıllardan beri profesyonel bir takım aset kaldığını, bununla ilgili ne gibi girişimler yapıldığını, artık yeter dedi biz Bahçelievler futbol severleri olarak profesyonellikte bir takım istediğimizi, altyapıların atıldığını, yavaş yavaş da 3. lige çıkacağımızın müjdesini verdi. Belediye olarak da çok destek veriyorsunuz. Bunda başta Osman Başkanım olmak üzere diğer başkanlarımla görüştüğüm kadarıyla, aldığım kadarıyla bunu görüyorum. Bizlere düşen ne görev varsa, halkımızın düşen ne görev varsa bizler yapmaya hazırız başkanım. Tabii biz 2004 yılından bu yana ilçemizdeki bütün amatör kulüplere ciddi destekler veriyoruz ve başkanımız da sağ olsun. Ben İstanbul'da değil, iddialı konuşuyorum, Türkiye'de ilçe olarak spora yatırım yapan en önemli ilçe başkanlardan bir tanesi. Zaten yaptığı yatırımlar bunu gösteriyor. İşte Hasan Doğan spor kompleksi gibi, bunun gibi 5 tane spor kompleksimiz var şu anda. Evet. Türkiye'de örneği yok. Hiçbir ilçe belediyesi böyle bir şeyi gerçekleştirmedi. Dolayısıyla Yeni Bosna Spor Kulübümüz de bundan faydalandı. Son 3 yıldır çok ciddi ataklar yaptı. Biz de tabii izliyoruz kendilerini. Tabii biz bir şey yapmadık. Biz onlara sadece ilçemize yaptığımız yatırımlardan faydalanmalarını sağladık. Ama onlar da bunu ciddiye alarak hakikaten bu sene Bal Ligi'ne çıktılar. Biz artık şey istiyoruz onlardan. Bu sene inşallah Bal Ligi'ni de geçip bir profesyonel ligde bir takımımızın olmasını istiyoruz ki Bahçelievler ilçesi yakışır, de bunu hak ediyor. Yakışır. Hak ediyor, evet. Bir çok profesyonel şeyimiz olsun, takımımız olsun. Biz de elimizden gelen desteği sağlayacağız inşallah kendilerine. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun, hayırlı Ramazanlar. Hemen hocamıza dönüyorum. Hocam, yarım kaldı söyleşimiz. Evet, şimdi başkanımız tabii teşrif buyurdular. Hikmet Başkanımız, saygı duyduğumuz bir başkanımız. Şurada kalmıştık. Öncelikle dedik Osman Develoğlu Sayın Belediye Başkanımız, bize vermiş olduğu büyük destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Başta Ahmet Taş Sayın Başkanımız, kulüp başkanımız Ahmet Taş. Yanında ikinci başkanımız Vecdi Durmazel. Benim aynı zamanda takım arkadaşım. Benim kaptanlığımı yaptı. Biliyorsun eskilerden. Evet, şimdi tabii o ayrı bir kulvarda, ben ayrı bir kulvarda. Ama biz bir ekibiz, bir aileyiz. Sen de benim eski öğrencimsin biliyorsun. Her zaman, her zaman. Biliyorsun Yeni Bosna'da. Ben de bir Yeni Bosna spor taraftarıyım fahri olarak. Yeni Bosna'da başarılar tesadüfi değil biliyorsun. Asla. Yıllardan beri senden de şampiyon olduk. Evet. Genç takımda şampiyon olmuştuk. Evet, o kadronun hocam. Evet, senin de emeğin var biliyorsun. Şimdi onun devamında güzel bir altyapımız var şu anda, devam ediyor. 6-7 grupta şampiyon olduk A takım olmak üzere. A genç. Şimdi A genç dediğimde U19 oluyor. Evet. Biliyor, terimler değişti. Evet hocam. U17. U'lar harfler. Evet, U13, U12. 6 dalda şampiyonluğumuz var. 6 dalda şampiyon olduk. Evet, sevgili kameraman arkadaşlar, rica edelim, evet, hemen şurada onlar kupalarımızda gururla sergiliyoruz. Evet, tabii ki. Peki Ramazan'la ilgili Sayın Başkanım, mesajlarınızı alalım, son mesajlarınızı. Ramazan, evet, bolluk ve bereket ayı biliyorsunuz. Tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olsun diyorum. İyi Ramazanlar. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Bizlere zaman ayırdığınız için, bizler de şahsım olarak, kurumum olarak her zaman yanınızda, evet, olmaktan çok teşekkür da ederim, şey teşekkür oldu. Ediyoruz. Çok sağ ol. Sağ ol canım. Ekranların en marjinal sunucusu, mikrofon delisinin hazırlayıp sunduğu İstanbul Sokakları programı devam ediyor.